Öncelikle şunu söyleyeyim, resmi sitemizde bir haber yayınlandı. Bu da pazar günü Tavşan'da bir gündem oluşturdu. Bununla ilgili bir bilgi vermek istedik yönetim olarak. Biliyorsunuz Cuma günü Tekirdağ Spor'la biz bir maç oynadık ve kaybettik. Dolayısıyla 3. lige çıkma şansımız kalmadı. Ancak dün akşam bazı araştırmalar yaptık. Alınan federasyon kararlarını incelediğimizde Tekirdağ Spor'un 8 numaralı futbolcusunun onların çarşamba günü Ayvalık Gücü'yle oynadığı maçta tedbirli olarak ceza aldığını gördük. Yalnız Tekirdağ Spor Cuma günü bizle karşılaştığında bu futbolcu ceza aldığı halde, tedbirli ceza aldığı halde esamede de göründüğü üzere bize karşı da oynamasına izin verdiler. Bu durumda futbol disiplin kurulu talimatları gereği bize bir hak doğmuş oldu. Bu hak da şudur. Bu durumlarda cezalı futbolcu oynatırsa rakip takım 3-0 hükmen galip gelmiş sayılıyor. Bu konuyla ilgili yöneticimiz Yasin Bey tüm araştırmaları yaptı. Çarşamba günü oynanan Ayvalık Gücü Tekirdağ Spor'un esame listesinde de futbolcunun ismi var. Cuma günü Tekirdağ Spor'la Lin Spor'un arasında oynanan maçın esame listesinde de aynı futbolcunun ismi var. Biz bütün araştırmaları yaptıktan sonra Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Murat Cengiz'le irtibata geçtik. Kendisi sağ olsun bize yapabileceklerini de söyledi, yapmamız gerekenleri de söyledi. Bu doğrultuda bugün sabah 10'da yönetim kurulu olarak toplandık. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapacağımız girişimleri yaklaşık bir saat önce tamamladık, bitirdik. Konu budur. Artık bu dakikadan sonra pazartesiden itibaren federasyonun vereceği kararı biz de merakla bekliyoruz. Ama disiplin kurulu talimatlarını okuduğum kadarıyla ve anladığım kadarıyla Lin Spor burada bir mağduriyet yaşamıştır ve bir hak kazanmak üzeredir. Bunu müjde olarak vermek istemiyorum. Çünkü sonucu federasyon verecek, Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Bunun yanında tabii yönetici arkadaşlarla oturduk, kendimizce de düşündük. Biz biraz önce söylediğim gibi sabah ondan bu yana tüm arkadaşlar yöneticilerle birlikteyiz. Telefonlarımız da durmuyor. Kamuoyuna bilgi verme adına sizleri buraya davet ettik. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Ben şimdilik teşekkür ediyorsunuz için. Eğer söyleyecek bir şeyler varsa yönetici arkadaşlara da söz vermek istiyorum. Sağ olun. Başkanım aslında her şeyi özetledi. Konunun özeti bu. İnşallah müjde haber geldiğinde de gerek sosyal medyanın resmi hesabımızdan, gerekse yerel basın siz aracılığınızla bilgilendirme yaparız biz de. Bu kadar benim. Özür dilerim. Başkanım ve genel kaptanımız Yasin Bey'in de söylediği gibi zaten tüm evraklar ve belgeler ortada. Kulübümüz gerekli tüm işlemleri yaparak bununla ilgili hakkını sonuna kadar savunacaktır. Gündemde olan bu konuyla ilgili kamuoyunda tabii bazı eksik bilgiler de olabiliyor. Bunun için resmi sayfamızdan gelişmeler oldukça paylaşacağız. Kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Siz basınımızda da bu konuda sizi de bilgilendireceğiz ayrıca. Resmi sayfayı ve sizleri takip etmeleri halinde konuyla ilgili gelişmelerden haberdar olabilirler yani.